Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda 9. sınıf edebiyat dersinin giriş ünitesinin bir konusu olan iletişim ve iletişim öğelerini ele alacağız. Arkadaşlar iletişim son derece önemli bir kavram. Duygu ve düşüncelerin konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecine biz iletişim diyoruz. Yani iletişim sadece konuşmakla ya da yazmakla olmuyormuş. Aynı zamanda yaptığımız işaretler, jestler, mimikler ya da herhangi bir görsel de bir iletişim manasına gelir. Tabi iletişim insanlık için son derece önemlidir. Zaten insanlığın bu noktaya gelmesinin temelinde iletişim yapmaktadır. Ve insanlar toplu bir halde yaşadıklarından iletişim insanların temel ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. Bugün iletişimi koparırsanız yani iletişimi insanlıktan alıp silerseniz aslında geriye çok fazla bir şey de kalmaz. Hmm. Demek ki iletişim son derece önemli. Ama arkadaşlar bununla birlikte binlerce yıllık insanlık tarihinde iletişim sürekli gelişmiştir ve biçimlenmiştir ve bugünkü haline ulaşmıştır. Tabii şunu unutmamak gerekiyor ki sağlıklı bir iletişimin gerçekleşebilmesi için bir göndericiye alıcıya ihtiyacımız var. Bunun dışında diğer iletişim öğeleri ileti, kanal, geri bildirim, kod ve bağlam gibi unsurlardır. Şimdi bunları ayrıntılarıyla görelim ve örneklerle bu iletişim öğeleri konusunu Pekiştirelim arkadaşlar. Öncelikle sizlere bir tablo göstermek istiyorum. Burada iletişimin öğelerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar burada bir konuşma söz konusu. Dikkat ederseniz buradaki konuşmaya başlatan kimdir? Kenan'dır. Kenan'a biz gönderici diyeceğiz arkadaşlar. Yani iletiyi başlatan, konuşmaya başlatan kişi. Peki Kenan karşı tarafa ne iletmiş? Yani iletisi ne? Yani mesajı ne? Şunu sormuş: "Sevdin şair kim?" Peki kime sormuş bunu? Kime göndermiş bu iletiyi? Anıl'a. Anıl da burada alıcı arkadaşlar. Bir gönderici var bir de alıcı olması gerekiyor tabii doğal olarak. Yoksa burada sağlıklı bir iletişim gerçekleşmez. İnsan kendi kendine konuşamaz. Peki Anıl Kenan'a cevap vermiş mi? Vermiş. Demiş ki Cemal Süreyya'yı çok severim. Arkadaşlar işte bu cevap geri bildirim olmaktadır arkadaşlar. Aynı zamanda biz buna dönüt demekteyiz. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Peki Kenan ile Anıl arasındaki bu iletişim hangi yolla hangi kanalla sağlanmış? Tabii ki arkadaşlar konuşma ile yani sesle sağlamış. Peki kod ne? Kod da arkadaşlar unutmayın genellikle konuşulan dildir. Burada Türkçe konuşulmuş. Dolayısıyla Türkçe bir koddur. Sonuçta Türkçe bilenler bu kodu anlayacaktır. Ancak Türkçe bilmeyen atıyorum iki İngiliz, iki Fransız bu kodu bilmediği için bu konuşmayı, bu iletişimi anlamayacaktır. Dolayısıyla genellikle konuşulan dil kod olmaktadır. Bir de bağlam vardır arkadaşlar bağlam. Bağlamda da bu konuşmanın geçtiği yerdir. Bu konuşma nerede geçmiş olabilir? Sınıfta geçmiş olabilir, bir kafede geçmiş olabilir, otobüste geçmiş olabilir vesaire. Şu anda bunu anlayamıyoruz. Ama siz metinde anladığınız an bağlamı da yazmak zorundasınız. Şimdi arkadaşlar bu iletişim öğelerinin daha detaylı bir şekilde görelim tanımlarıyla birlikte. Öncelikle gönderici kaynak. Yani arkadaşlar duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında iletiyi hazırlayan, gönderen kişi ya da topluluktur. Yani iletişim başlatan kişiye biz gönderici ya da bir diğer adıyla kaynak diyoruz. Alıcı ise gönderici yani kaynak tarafından yollanan iletiyi, mesajı alan kişi ya da topluluktur. Sonuçta ben mesela bu dersi sınıfta anlatırsam buradaki alıcı sınıftaki tüm öğrenci olur. Atıyorum oradaki 30 öğrenci. Dolayısıyla tek kişi olarak sakın ha düşünmeyin. Gelelim iletiye yani mesaja. Bu da arkadaşlar gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteklerdir. Yani göndericinin alıcıya gönderdiği mesaj iletidir arkadaşlar. Göndericinin duygu, düşünce, isteklerinin görsel ya da işsel hale dönüşmüş şekline biz ileti diyoruz. Yani illa konuşmayla karşı tarafa mesaj göndermezsiniz. SMS ile olabilir, mektupla olabilir, bir görsel yardımıyla da iletişim kurabilirsiniz. Bir diğer iletişim öğesi kanaldır. Yani göndericinin ileti yani mesajı alıcıya gönderirken kullandığı Yol ya da araçtır. Az önce de örnekte görmüştük ki oradaki kanal sesti. Eğer az önceki konuşmayı siz SMS'le ya da WhatsApp'la yapmış olsaydınız, o zaman kanal yazı olacaktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geri bildirme yani dönüte geldik. Yani bir nevi aslında cevap. Alıcının göndericiye verdiği tepki ya da cevaptır. Az önce Anıl Kenana cevap verdi. Bir cümle kurdu. Ama şöyle bir şey de olabilirdi. Su istiyor musun diye sorardım ben karşıdaki kişiye. O da kaşlarıyla hayır işareti yapardı. Bakın konuşmadı. Peki burada dönüt yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Sonuçta kaşını kaldırması hayır manasına gelir. Demek ki iletişim sadece konuşmayla olmuyor. Bunu bir kez daha vurgulamak istedim. Gelelim şifreye yani koda. İletişimin dil biçimi halinde düzenlenmesi şifrelenmesidir. İletişimin gerçekleşebilmesi için Göndericinin ve alıcının aynı kodu bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Az önce örnek verdiğimiz konuşmayı Türkçe bilenler anlayacaktı. Oradaki kod yani şifre Türkçe idi. Ama şöyle yaparsak arkadaşlar ben yine Türkçe bir metin yazarım ama Latin alfabesiyle değil de Kiril alfabesiyle bunu yazarsam dolayısıyla Kiril alfabesini bilmeyenler bunu anlamayacaktır. Burada da kod Kiril olacaktı. Mantık yine aynı. Ve gelelim bağlama arkadaşlar. Bağlam ortam demektir. İletişimin gerçekleştiği yer, iletişime katılan öğelerin birlikte oluşturduğu ortamdır. Mesela ben şu anda ders anlatıyorum. Sizler beni dinliyorsunuz. Bu nerede olabilir? Bu sınıfta olabilir. Dolayısıyla bu iletişimin bağlamı sınıf olacaktır. Öyleyse arkadaşlar hemen bir örnekle iletişimin öğelerini pekiştirelim. Öğretmen bu sınavda yüksek not almayı bekleyen var mı? dedi. Arka sıralardan Ahmet parmak kaldırdı ve ben dedi. Şimdi buradaki iletişim öğelerini tek tek inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle göndericiden başlayacağız. Yani iletişim başlatan kişi. Tabii ki burada öğretmendir. Bakın konuşmayı ilk başlatan kişi odur. Peki alıcı kimdir arkadaşlar? Alıcı o sınıftaki öğrencilerdir. Dolayısıyla sadece Ahmet'e söylemedi öğretmen bunu. Tüm sınıfa söyledi. Dolayısıyla alıcı yani bu mesajla karşı karşıya kalan sınıf. Peki ileti neydi? Öğretmenin sınıfa gönderdiği mesajdı arkadaşlar. Bu sınavda yüksek not almayı bekleyen var mı? cümlesi ileti olmakta. Peki dönüt ne olur arkadaşlar? Dönüt Ahmet'in parmak kaldırması ve ben demesi olacaktı. Buradaki kanal sesti arkadaşlar. Çünkü öğretmen ve sınıf iletişimi ses yoluyla sağlamıştı. Bağlam yani bu konuşmanın, bu iletişimin geçtiği yer ise tabii ki sınıf olacak. Siz bu bağlama kafe diyemezsiniz, değil mi arkadaşlar? Ev diyemezsiniz, araba diyemezsiniz. Belli ki bu iletişim sınıfta geçmiş. Bu nedenle biz bu bağlama sınıf diyoruz. Böylelikle arkadaşlar iletişim ve iletişim öğelerini sizlere aktardım. Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu, dersimizi beğendiyseniz lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak bizlere destek olun. Birçoğunuzun bildiği gibi hem Deniz Hoca kanalım var hem de ayrıca Deniz Hoca 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf kanallarım var. Arkadaşlar bu kanalları da abone olarak videolarımızı takip edebileceğinizi unutmayın. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.